elimdekiyle sana vururum. Eline bir de kalem vereceğim. Bundan sonra böyle şu eliyle konuşacağım. Sayın vatandaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş kuş tüylü karamak. Gerçek mi sence? Sertmiş. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Balyozumla geldim. Ne? Bu balyoz değil abi. Balyoz mu? Torun sopası. Tor vurucu. Bugün yine çok acayip bir konuğumuz var. Zeki Baruk. Nasılsın? Zeki Baruk. Kerem Gök. Adamın soyadından ne yaptığı zaten aşikar. Kerem'e bu balyozu veriyoruz. Çok teşekkür ve ederim. Ve biz... Bir sürçülisan edersek ağzımızı burnumuzu kırmak konusunda bu serbest. Yapıştır yani. Umut falan da böyle ona da vurabilirsin. Nihat da yaparsa ona da vurabilirsin. Biz bu arada Kerem'le ilk nerede tanıştığımızı söyleyeyim. Sen kimsin videolarında tabii ki de. Sen kimsin videolarını yüklediği dönemde kaç takipçin vardı? O zamanlar çok azdı ya. 3000 yoktu bile yani, o civarlar bir şeydi herhalde. 2500-3000 o civarlar bir bize şeydi. Bize Sen Kimsin videosu yapıp, yani bize değil de Sen Kimsin kanalı için bir video yapıp yüklemiştin. Ve bizim videoda kullanmıştık. Sonra biraz şey oldu ama son final halinde tam biraz kullanamadık ama azaldı yani. Sen daha fazla vardın, azaldın. Olsun, sağlık olsun. Azalarak yok oldu. Azalarak yapacak bir şey yok. Video dünyası böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu videoda da mesela biz olacağız sadece sen. Zaten girişte onu fark ettim ben de. Her gayret dedim bana gelecek. Aynen. Mesela çekiyoruz falan ama biz yani sana böyle arada önemli 10 saniye falan gözükeceksin. Önemli değil mi? Tabii tabii. Ya benim kanalımda da öyle oluyor. Yeri geliyor. Yani daha da ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? O dönemde destek oldum. Bak orada bir şey ateşlemişsin. Sonra mesaj atmaya başladın. Abi ben de YouTube muhabbetine gelsem, ben de gelsem. Bizim yoğunlukta o geçtiğimiz son 3 ay. Biz nasıl geçtiğini ben hatırlamıyorum yani, bilmiyorum. Olsun yani şey çok önemli değil ya, geç olsun güç olmasın. Doğru zamanda geldik. Doğru zamanda, aynen. Çünkü neden? 100 binini kutlayacağız. Evet, aynen. Birazdan canlı yayına başlıyoruz ve Kerem 100 bin takipçisi olacak inşallah. Şu anda kaç? 94-95. 92'ydi çünkü şeyde, pazartesi bir mesaj attığımda sana. Geçen ya hafta şu an galiba 95-500'de en son baktığımda. Güzel. Bu video yayınlandığında 100 binini evet kutluyoruz aslında. Yani korktum çünkü canlı yayın açarsak şimdi. Olmayacak mı? Allah'ım dedim lan. Gitmiyor. Bir dakika açalım. Biz en son iki hafta önce giren Refika'nın YouTube muhabbetlerinin altındaki yorumları okuyalım. Sizden de bu videonun da altına yorumlarınızı yazarsanız bir sonraki haftaki misafirimizde sizin yorumlarınızı okuyabiliriz. Furkan Taşçı yazmış ki hiç bu kadar gülmemiştim çok ya. Çok güzel muhabbet oldu, evet, gerçekten. Çok eğlenmiştik. Refika ile olan muhabbet. Bu kadını görünce acıkıyorum. Haklısınız. Ben de görünce acıkıyorum. Hele bir de yemek yapmaya başlayınca. Kadın gibi kadınsın. Vallahi kadın gibi kadın ya. Gerçekten öyle. Refika aşığım sana demiş Damla. TED konuşmasından sonra çok etkilendiğim kadın Refika. Özgür kadının güzelliği sinmiş üstüne. Yemek kanalında severek takip ediyorum ve bana ilham veriyor. Gözlerim dolu gururla izledim. Herhalde annesi. Kim yani? Bu kadınla otur sabaha kadar muhabbet et. Aynen öyle, biz de çok seviyoruz. Biz ne yapalım? Bize hiçbir şey dememişler. Bize yok, artık alıştılar herhalde. En iyi YouTube muhabbetleri videosu oldu bence gibi şeyler var. Herkes hayranlığından, ne kadar muhteşem bir insan olduğundan bahsetmiş Refika'nın. Sürekli bir göğe çıkarmalar. Kerem'in hakkında ekşi sözlükte yazılan yorumlardan bahsedeyim. 3 sayfam var, hiç fena değil. 500 Nuts İyi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Türk Sivil Havacılık Tarihine damgasını vuran Uçak Kitapları isimli kitabın yazarıdır. Uçak Kazaları. Helal uçak olsun. Kazaları, evet. Uçak Kazaları isimli kitabın yazarıdır. 91'li bir adamsın. Evet. 2015'te yazılmış bu. Demek ki sen bu kitabı yazdığında kaç yaşındaydın? 23'tüm. 23 yaşındaymışsın. Evet. Kalk. Helal olsun ya. Çok vallahi teşekkürler, helal olsun. Sağ olun. Jack'in 3 kitabı var ama o kadar tutmadım mesela. Hayatımı tanıdığım en mütevazi yazar. Çok oldukça mütevazı bir kişiliğe sahip olan, muhabbeti oldukça hoş bir yazar. Yo, gelir gelmez dedi ki benim kitabım Havacık Kardeşi'nin ilk lafı bu oldu bende ve ben Kerem dedim. Hayır, kitabın adı şey diyor, ne? Damgasını vuran kitap. Sen yani, ben yanlış söyledim. Çok güzel bir kitaba ve YouTube kanalına sahip kişi. YouTube'un derin sularında şans eseri keşfettiğim, izlemekten keyif aldığım, özgün ve kaliteli içerik üreten bir kişidir. En güzel, en sevdiğim şey. Geç bulunan ama hemen abone olunan, uçuşlar ve uçaklar hakkında süper donanıma sahip bir insan. Bir dakika, orada biraz eleştirsel de bir şey gördüm. Yoktur ya. Sildirmişim ben onları. YouTube kanalı şu an için Türkiye'deki yılışık ve lüzumsuz sarkastik olmayan, eleştirelim de neyi eleştirirsek eleştirelim demeyen, takip edilisi birkaç adet düzgün içerikli kanaldan biridir. Bu açıdan kendisini tebrik etmek lazım. Biri de biziz zaten. Bu arada o yorumu o yorum ilk okuduğumda giriş böyle harbiden çok şey duruyor. Aşağılayıcı duruyor. Allah'ım dedim. İşte oldu falan. Ama devamında bayağı toparlamış. Evet, toparlamış. Ya. Baba peki kaldırdı mı? Çok kötü yer gelince buradan... Yok ya, zaten öyle bir gücüm yok. O işin şakasıydı yani. İzledim videolarını, bir numarası yok. Gene de viral döndürüyorsunuz ama tanım sıradan bir YouTuber demişler. O evet. Da var. Harika bir kanal olan YouTuber severek izliyoruz demişler.
falanlı filanlı. Bak genelde %90'ı olumlu yorum olması zor yani iki sözlükte. Yaptığın en utanç verici şeyi bize paylaşır mısın? Evet, hiç beklemediğim yerden gelen bir soru. Ya yapmadım, bir kere aklımdan geçti ama yine uçaklarla ilgili olacak. Bir uçuştan sonra şeyi düşünmüştüm. Şu koltuğun altındaki can yelekleri var ya, acaba onlardan birini çalsam götürsem hatıra olur falan diye ama yapmadım. Ben yani aldım sonra... bir kere. Aldın mı? Aldım ve şişirdi. Ya. Çekince şişiyor gerçekten. Evet, işte onu ben de çok merak ediyordum. Güvenmedin mi sen bunun çalışıp çalışmayacağını? Hayır, denemek için aldık bir arkadaş. Şimdi Samsun'a uçuyorduk hatta hatırlıyorum. Samsun'daki o parka götürmüştük yanımızda. Orada da açıp böyle bir hatta bir kalıyorsun böyle. Ben taklım böyle kaldım. Allah korusun uçak düşerken o kişi düşünsene. Ha işte ben de tam olarak onu düşünüyorum. Yani... Herkes giymiş açmış. Herhalde kontrol ediliyordur değil mi hepsi tamam? Tabii yani edildi uçuştan önce ama yani hani kontrol edilmez unutulur falan. Sonra haber geliyor işte uçak düştü sadece bir kişi öldü falan. Seni bir önce ben o haberden korkmuyorum. Kerem hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Nasıl başladı kanal? Neler yapıyorsun? Anlat biraz kısaca. Ya şöyle başladı. Açıkçası çok uzun zaman hayalini kurduğum bir şeydi YouTube benim. Yani daha öncesinde zaten ben içerik üretiyordum. İşte dergide yazıyordum. Ekonomi dergisine yazdım, otomobil dergisine yazdım. Bir dönem kendi dergimi çıkarttım falan. Ve daha sonra hani dergicilikten, derginin geleceğinden umudu kestiğim zaman artık yeni bir arayış işin içine girmişim. Çünkü hani benim için işim içerik üretmek. Ve hani bunu nerede yapabilirim, hangi mecrada yapabilirim? YouTube çok iyi bir seçenekti, çok iyi bir alandı. Ta 2013 yılında falan ben bunun hayallerini kurmaya başladım. Ya YouTube yapayım falan. İşte o dönem bir yandan okulla uğraşıyorum, üniversite bitirme telaşı falan filan. Okul bitti, hadi askere gideyim dedim. Bütün bunlar bir yıl, bir buçuk yıl falan erteledi YouTube'u. Ondan sonra işte askerden döndüm. Hani o ilk döndüğüm süreçte yine bir hani normal geleneksel medya içinde bir iş arayışım vardı. Hani acaba bir yerde tutunabilir miyim falan şeklinde. Ama tabii yani oradan gelecek şeyler beni çok tatmin etmeyecekti, bu belli. Bir taraftan çok yükselen bir trend var YouTube gibi. Dedim madem hani bu işi yapıyorum, içerik üretiyorum. YouTube'da çok güzel bir platform. O zaman dedim hani ben bu işi, yani bu içerik üretme işini orası için yapayım dedim. İşte 2015'in Nisan ayında başladım, o şekilde başladı. İyi ki de başlamış yani. Benzeri de olmayan bir iş yapıyorsun aslında. Çok fazla havacılıkla... Konuyu nasıl seçtin? Ya konuyu şöyle seçtim. Açıkçası birazcık benim özel merakım, ilgi alanım yani birazcık bundan doğan bir şeydi. Ama ilk etapta açıkçası sadece havacılıkla ilgili bir kanal yapmak da benim çok cesaret edebildiğim bir şey değil. Çünkü hani görünen şuydu ya da benim kafamdaki şuydu, bunun çok dar bir kitlesi var. Hani zaten Türkiye'deki bütün havacılık meraklarını aşağı yukarı ben tanıyorum, biliyorum. Hani ve 30 kişi falanız yani. Hani o yüzden bu kitleyi nasıl genişletirim falan, bunun birazcık kaygısıyla girdim ve dedim ki hani daha genel bir şey yapıp, hani yakın tarih çünkü ona da çok meraklıyım, Soğuk Savaş dönemi. Onları da işin içine katarak genel bir kitle yakalayayım gibi bir amaçla girdim işe. Ama daha sonra ilerleyen süreçte şunu gördüm. İnsanlar bunu istiyorlar ve bu alanda bir açık var. Yani hani YouTube Türkiye'de havacılıkla ilgili içerik üreten bir kanal yok ve hani insanlar da buna bir talep oluşturmuşlar. Ve kitle de düşündüğümden çok daha büyükmüş. Daha da güzel kısmı hani aslında havacılığa meraklı olmayan ve konular itibariyle hani beni izledikten sonra ya da işte kanaldaki videoları gördükten, içerikleri, ilgi çekici kısmını gördükten sonra aa bak böyle ilginç bir alan varmış diye o şekilde kitleyi büyütme yolunu seçtim. Ve daha sonra işte yani kanal açıldıktan herhalde bir 4 ay sonra falan olayı tamamen havacılıkla ilgili içeriklere çevirdim. Yani dediğim gibi işin özünde tamamen kendi özel merakımdan kaynaklı bir şeydi. Abi bayağı harika. Enteresan. Peki şey soracağım, merak ediyorum. Konuları ve videoları, fotoğrafları nasıl buluyorsun? Zor mu bu videolara, görüntülere ulaşmak? İşin açıkçası videolarda asıl ön plana çıkan görüntülerden daha ziyade konunun kendisi oluyor. Ve burada da yani konuyu seçerken de şuna dikkat ediyorum. Özellikle bu işte uçak kazası raporu diye bir şey var. Evet. Ve havacılıkla ilgili bunun dışında çok popüler belgeseller var. Ve internet gibi hani herkesin çok kolay ulaşabileceği bir mecra var. Aslında anlattığım bazı konuları genel olarak hani şunun farkındayım, takipçi onu yani kendi adı soyadı gibi biliyor, konuya çok hakim. Ama onun içinden cımbızla böyle üzerine gidilmemiş bir nokta seçip onun üzerine gitmeye çalışıyorum. Genelde konular o şekilde seçiliyor ve havacılık tarihi genel anlamda yani benim içerik ürettiğim alan çok zengin bir alan. Yani şöyle girip birazcık araştırıp içine girdiğiniz zaman konu konuyu açıyor ve çok fazla ilgi çekici şey çıkıyor işin içinden. Bunların da böyle birazcık üzerine gidilmemiş olanları bulunduğu zaman ortaya böyle ilgi farklı çekici, şey aynen farklı bir içerik çıkıyor. Bize böyle senin için enteresan bilmediği, olan, evet. Enteresan olan bir bilgi paylaşır mısın? Ya mesela şu olabilir, hani Tupolev 144 diye bir tane uçak var. İşte Sovyetler döneminde üretilen süpersonik uçaklardan bir tanesi.
Mesela birçok Türkçe kaynakta bu uçağın tek bir tane kazası olduğu yazılır. O da işte 1973'te Paris'te bir airshow sırasında düştüğü yazılır. Ama halbuki bu uçağın bir kazası daha var işte. Zamanında yanlış hatırlamıyorsam, ki yanlış hatırlıyor olabilirim, Saratov taraflarında Rusya'da bir test uçuşları sırasında bir kaza daha geçiriyor. Mesela bu hani niş bir bilgi, cımbızla çekilmiş bir bilgi ve bunun üzerine gidildiği zaman ortaya ilginç şeyler çıkıyor. Ya da aynı şekilde işte Tupolev 154 var, şu an kullanılan popüler Sovyet yapımı bir uçağı. İşte onun Tupolev 155'i var bir de. Zamanında adamlar işte LNG ile, yani bizim bildiğimiz tüplü uçak dediğimiz şey, onunla uçağı çalıştırmaya çalışmışlar. Mesela bu da niş bir bilgi. Aradan cımbızla çekilmiş bir bilgi. Bildiğin tüp yani. Aslında LPG değil LNG ama yani uçağın arkasında böyle bildiğin LPG tankları gibi, o arabanın bagajına koyduğunuz gaz tankları gibi bir tank duruyor. Ucuz ve hani, uçsun diye mi? Aynen öyle. Tam mantık o yani. Bir de şey yani. Tüplü uçak. Peki hava, şey ne diyorsun? AVM'ye giremiyor. Yürüyen uçak. Yürüyen uçak diyorsun. Biliyorsun ki biz de yürüyen uçağı ünlü yapıp aynen sizin öyle sektörünüze oldukça büyük bir katkı sağladık. Öyle değil mi arkadaşlar? Zaten havacılık tarihine yeni bir buluş kattık. Sokak röportajlarında bir katkısı var. Yürüyen uçak. LPG'li uçak. Yorumlarda zaten onu o kadar çok alalım. Geçenlerde işte bir video yaptım, hatta galiba son videoydu. Şey işte inişten sonra çok sert bir iniş yapıyor bu uçak ve kırılıyor. Yani uçak resmen kırılıyor. Arka taraf böyle kırılıyor, çöküyor falan. O uçaktan sonra yani herhalde bir 10 yorumun 8'i falan yürüyen uçakla ilgiliydi. İşte aklına yürüyen uçak gelen, yürüyen uçak mı abi falan filan havada uçuyor böyle. Bu arada çok teşekkür ederim size yürüyen uçak için de. Yani biz gerçekten. Biz de kendimize çok tabii, teşekkür ederiz. Yani Türk havacılığına değil, dünya havacılığına yeni bir bakış açısı. Abi billboardlarda gördüm ben onları ya, saçma sapan şeyler. Enteresan bir dünya burası. Çok fazla işin içindesin ya. Ben mesela biz Zeki ile gitmiştik o filme galiba. En son Hudson Nehri'ne inen. Çok da güzel filmler var. İzliyor musun? Nasıl buluyorsun bu canlandırmaları? Doğru mu biçiyor yoksa abartma var mı? Sully filminde fazlasıyla doğruydu. Sally'de. Aynen öyle. Yani şey olayı var bir de hani. Açıkçası böyle hani normal ben bir film izleyeyim ve ondan keyif alayım şeyiyle gittiğiniz zaman birazcık sıkıcı bile gelebilir. Çünkü bir yerde film çok hani aynen öyle. Evet, çok duran bir film aslında ama canlandırmalar kesinlikle inanılmazdı. Hatta orada şöyle bir olay oldu. Ben arkadaşlarımla gitmiştim o filmi izlemeye. Arkadaşlarım arasında da kabin memuru olan bir arkadaşım vardı. Uçak indikten sonra sol ön kapının oradaki slide patlamıyor. O detaya bile girmişler. Ben anlamadım. Ya dedim hani slide neden patlamaz falan filan, ona sordum. Ya dedi, demek yani patlamamış o kaza sırasında. Yani o kadar ince detayları alıp artık kaza raporundan mı okudular ya da nereden çektiler görgü tanıkları ya da başka bir şey. O kadar ince detaylara girip çok inanılmaz bir canlandırma yapmışlar ki o olay da çok efsane bir olaydır. Kesinlikle yani üzerine film çekilecek, çekilmesi gereken bir olaydır. Pilot efsane değil mi? Pilot efsane aynen öyle. Yani o uçağı işte karar verip oraya indirmesi. Karar verip aynen öyle. Ona cesaret edebilmesi, o şekilde indirebilmesi falan gerçekten başarılı. Bir diğer şey de benim bildiğim bu uçak hikayelerindeki. Ben bildiklerimi bitireceğim. Sana bahsettim bildiğim şey. bir de Concorde'lar vardı. Onlar ne oldu abi ya? Concorde'lar var. Concorde vardı, ne oldu ona? Concorde ya, o aslında şeydi, kanalda Concorde'la ilgili içeriklerin altında yine çok gelen sorulardan bir tanesi. Neden işte uçuştan kaldırıldı falan. Ya çok müsrif bir uçaktı. Bir fantaziydi aslında Concorde. Çevre kirliliği yani. Çok fazla. Hem çevre kirliliği çok fazla. Çevre kirliliğinden daha ziyade çünkü yani uçan hepi topu 20 tane uçak üretildi. Zaten bunların 14 tanesi uçuyordu işte British'te ve Air France'da. Ticari açıdan artık mantıklı değildi firmalar açısından. Hani bir dönem hani ekoldü. Hem işte reklam yapmak için, PR yapmak için uçuruyorlardı. Hem çok pahalıya bile satıp bir şekilde işte operasyonu kurtarıyorlardı. Ama işte kazasından sonra 2000 yılında Fransa'da bir kaza geçirdi Concorde ve o kazadan sonra insanlar artık Concorde'a karşı bir güven sarsıldı ve insanlar bilet almadılar Concorde'a. Yani eskiden işte çok lükslü, prestijli, parasını verip bileti alıyorlardı ama ondan sonra bilet de satamayınca artık iktisadi değildi. Uçaklar eskidi. Yani ciddi anlamda güvenlik problemleri de var. Çünkü yeni üretilmiyor. Ve hani işte 1970'te 80'de yapılan uçaklar kullanılıyor 2000'lerin başında. Ve Concorde gibi bir uçak için bunlar yani yorucu. Çok havalı ama yani. 20-30 yıllık uçak yani. Tabii yani çok havalı değil miydi ya? Uçak burnu falan böyle iniyor kalkıyor. Çok ya yani. Concorde zaten hani, yani. Aynen benim takipçilerim de bilirler şeydir yani. Hani hem takipçilerimin kalbinde hem de benim kalbimde. Ferrari gibi aynen şey. Aynen öyle mi? Bizim kitlede çok başka bir yeri vardır yani Concorde'un aynen öyle. Ya o çünkü şey hani alternatifi yok. Yani alternatifi şöyle var dediğim gibi işte zamanında Sovyetler üretti, Amerika üretmeye çalıştı. Ama onlarınki Concorde kadar şey olmadı. Ne malıydı bu? İngiliz-Fransız ortak yapımıydı. Yani Avrupa yapımı bir uçaktı ve hani uzun yıllar Avrupa ile Amerika arasında yolcu uçurdu. İşte Atlantik'i 3 saatte aştı. Bunlar inanılmaz şeyler. Aman, çok acayip. Bizim Jack ile uçaklarla alakalı bir metal şarkı yapma fikrimiz var. Bizim uçakta yazan şey var ya abi. Fasten seatbelt while seated yazısı var ya.
Onun bir metal şarkısının çok güzel sözü olabilir. Heyecanla bekliyorum. 2, 3, 4. Fasın sinem diye böyle gibi. Bence çok güzel oturuyor. Bak. Bence müthiş oldu. Yani. Tam bir Metallica. Fasın sinem while seated. Uçaktan korkan çok insan var. Evet, aynen öyle. Sana böyle şeyler geliyor mu? İşte Kerem abi, ben uçak korkumu nasıl yenerim, neler yaparım vesaire. Onunla alakalı da birkaç bir şey belki izleyicilerden de vardır. Çok fazla geliyor. Yani inanılmaz fazla geliyor gerçekten. Hani uçak korkum var, yarın uçağa bineceğim, yardım et falan filan. Şu an uçaktayım. Şu an havadayız ben daha var. Yani ben onunla ilgili bir video hazır. Ya açıkçası bu biraz işin psikolojik tarafıyla alakalı bir şey. O da bir bilim dalı. Hani çok fazla böyle atıp tutabileceğim bir şey değil üstüne. Hani ben ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman şöyle bir şey buldum. Yani uçaklar gerçekten çok güvenli şeyler. Ve hani bunu insanlara bir şekilde aktarayım dedim. Bununla ilgili bir video çektim ama belli ki insanları pek ikna etmedi. Zaten video da çok izlenmedi. Hani herkes soruyor ama video izlenmedi. O birebirce cevap almak istiyor bir ihtimalle yani. Yani onunla ilgili şunu diyebilirim. Yani uçaklar genel olarak çok güvenli aletler. Üzerine gerçekten çok fazla kafa yorulmuş aletler. Ve hani bir insanın, hani uçaktan korkan bir insanın uçakta korktuğu bir durum. Bir türbülans olabilir. İşte ne bileyim, sert bir iniş olabilir. Yani ne olursa olsun uçaklar onların çok daha fazlasını, çok daha kötüsüne göre test ediliyor. Ve o şekilde hani uçuşa veriliyor. O şekilde yolcu alıp kalkıyor. Yani her uçuşta işte bir uçak kazasında ölme ihtimalinin çok düşük olduğunu ya da işte uçağın gerçekten çok teknoloji, çok gelişmiş bir cihaz olduğunu, onu işte çok eğitimli, çok ciddi sınavlardan geçmiş iki tane insan uçurduğunu düşünürlerse ve bu şekilde kendilerini telkin ederlerse bence her şey çok daha kolay olur. Ama dediğim gibi yani işin bir de hani psikolojik tarafı var. Bu bir fobi en nihayetinde. Onunla ilgili de şey yapmayı düşünüyorum gelecekte aslında. Bir canlı yayın ya da işte bu tarz bir röportaj, bir psikologla yani. Bir uzman birine. Aynen öyle, uzman biriyle hani onu konuşturmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Harika. Kerem, Gök'ün kanalını takip edin buradan. Çok acayip videolar, çok keyifli işler var. O yüzden herkesi kanala bekliyoruz deyip. Şimdi huzurlarınızda sokak Kerem'e. Sokak röportajı sorularından sormaya buradan bir tane seçip Jackie'ye veriyorsun. Kızın olsa... Evet. Kime vermez? Ya şimdi tepki alacağım ama belki. Ya bu kaptan, yani kaptan derken denizci kaptanlar. Hani gidiyorlar işte 6 ay 7 ay falan filan gelmiyorlar ya. Ya o beni çok korkutuyor ya. Herhalde yani artık buradan yani bütün şeyden denizci abilerimizden, pilot kardeşlerimizden. Pilot gidiyor, 3 gün sonra geliyor mesela değil mi? Aynen öyle yani, pilot gidiyor geliyor. Ya da birçok başka meslekte yani hani bunlar olabilirken herhalde odur yani. Şu bir an denizciye vermiyor. Yani. Kerem kızını denizciye vermiyor. Kızının yanında olsun evet. İstiyor damat. Ama kızım olsa adını Asuman koyarım bu arada. O da bir şeydir yani detay yani. Gökyüzü, Asuman gökyüzü demek. Vay çok yani hem gökyüzüne aşığım hem Asuman'a aşığım falan. Kelime oyunları bir şeyler. Şu an nerede olmak isterdin? Ya şu an uçakta olmak isterdim, uçuyor olmak isterdim. Nereye? Ya böyle kanat arkasına, nereye o da güzel soru. Bir tatil yeri olabilir böyle hani Maldivler tarzı bir yer. Yani gittiğimden değil de çok güzeldir eminim yani öyle tahmin ediyorum. Seçtiği yere bak. Böyle mütevazı bir tatil yeri var. Önce böyle herhangi bir yer olabilir. Kuyruk tarafı dedi, uçağın arka tarafı dedi. Ben genelde yolcuyken yani o tarafa oturmayı daha çok seviyorum. Yani genel. Çünkü hem motorun sesini daha net bir şekilde duyuyorum. Hem o kanadın hareketlerini daha iyi bir şekilde görüyorum. İşte ağ flapları açtı işte şey kalktı, sağa doğru dönüyor, sola doğru dönüyor falan. Abi gitti. Beğendiğin bir kişiye nasıl yürürsün? Soruya bak. Herhalde ortak ilgi alanlarından giderim ya. Yani çünkü bir insanla iyi anlaşabilmenin ya da iyi bir ilişki yaşayabilmenin temeli odur. Yani ortak bir ilgi alanımız varsa, keşfedersem, artık nasıl yapıyorum onu da bilmiyorum. Stalklar mıyım, ne yaparım? Uçakları seviyor musun? Concorde'a bineriz mi beraber? Şöyle bir kanadın arkasına otursak. Yani, motor köpürerek motorun çalışıyor. Motorun köpürme sesi. Aslında prensip olarak yani yürümem, uçarım yani hani işin. Yani eğer o da seviyorsa uçağı zaten yani hiç şeyi yok, kaçırıyorum diye. Yani, tutarım. Bizde yürümek yok, uçmak var yani. Ben birine yürümem, direkt uçarım. Ne haber, nasılsın? Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Kerem Gök'ü takip edin. Sokak röportajlarını takip edin. Kendinize bir sonraki YouTube muhabbetlerine kadar çok iyi bakın. Bir sonraki pazar görüşmek üzere. Bye bye.